Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım için ilk videomu çekiyorum. Şu an Opet Kurtköy tesislerindeyiz. Anadolu'ya giderken genelde buraya uğruyorum ve genelde hep yolculuklarımda iyi geçti. Uğurlu geliyor belki bana, bilmiyorum. Burada bir çay içerim, kahvaltı yaparım, ondan sonra yola devam ederim. Antalya Golden Link Uluslararası Surf Casting Turnuvası'na gidiyorum. Güzel başladı gün. Bundan sonra da güzel devam edeceğini düşünüyorum. Belki Salda Gölü'ne uğrayacağım. Belki birkaç yere daha uğrayacağım. Orada da size bir şeyler çekeceğim. Ama hedef Antalya ve Golden Link Surf Casting Turnuvası. Görüşeceğiz. Antalya yolunda Frig Vadisi tabelasını görünce girmek istedim. Daha önce gelmiştim buralara ama hani bu kadar güzel karlı yakalamışken bir daha bir görsek fena olmaz diye düşündüm. Fakat yol yok. Yani az sonra geldiğim yeri de göstereceğim. Şu an hani arabayla nereden gideceğimi bilmiyorum. Herhangi bir yol, yol işareti, hiçbir şey görünmüyor. Her yer olabildiğince karlı. Maalesef daha fazla devam edemeyeceğim çünkü çok riskli. Her yer kar kaplı ve hiçbir şey görmüyorum. Hani şu yol izini de ben açtım. Herhangi bir iz daha önceden yoktu. Ama güzel oldu. Muhtemelen Antalya'ya gittiğimde Antalya 19 derecelerde olacakken yol üzerinde Kütahya civarında Frig Vadisi'nde böyle bir durum var arkadaşlar. Türkiye'nin güzelliği de bu. Bir anda karlar içinden Antalya'ya inip denize girebileceğimiz bir havaya gidebiliyoruz. Biraz daha yakından göstereyim size. Gördüğünüz gibi burası Frig Vadisi. Yani yol olduğuna dair ufacık bir iz bulsam aslında ilerleyeceğim. Araç gidiyor. Fakat çukur, taş, hiçbir şey görmüyorum. Onun için riske atmayacağım. Bir dahaki sefere belki daha yakından görürüz.
kırdı. Fileyi de kırdık. Evet arkadaşlar, yazılınız. Bu ne kadar var tahminen kapta? 5 üstü. 500 üstü. Bak tutan arkadaşımız duygularını abi duygularımı söyleyemiyorum. Ağlayacağım şu anda. Arkadaşlar kamışı kırdı. Fileyi kırdı. Yani her şeyi bir bizi kıramadı. Güzel de kırdı. Az gelsin. Güzel oturmuş. Günaydın. Turnuva alanından hepinize günaydın. Geceyi turnuva alanında geçirdim. Kamp yaptım. İşte burada kampım. Şu an çay yapıyorum. Daha yeni uyandım. Saat 8. Gelen başka dostlarımız da var. Adana'dan gelenler var. Onlar da çadırlarını kurdu. Denizin durumu gayet iyi. Güzel, yatık. Turnuvalar için böyle denizleri seviyoruz. Normalde çok sevmesek de. Çünkü büyük balık istediğimiz zamanlar dalga olması her zaman işimize geliyor ve daha güzel oluyor. Fakat turnuvalarda çok sıkışık yan yana olta atıldığı için böyle durgun havalar daha sağlıklı oluyor. Yani daha küçük balık tutuyoruz ama daha az sıkıntı oluyor. O yüzden havanın durumu gayet iyi. Şöyle size iyice göstereyim. Onun dışında akşam antrenman yaptım biraz. Tam turnuva saatine denk gelecek şekilde. İyiydi antrenman. Hani umduğumdan daha iyi balık tuttum açıkçası. Antrenmandaki gibi turnuvada olabilirsek sanırım bir kupa alırım. İnşallah onu umuyorum. Şimdi kahvaltı yapacağım. Sonra kura çekimine gideceğim. Antalya Lara plajındayız arkadaşlar. Uluslararası Golden League Surfcasting turnuvasındayız. Zor şartlarda İlker abiyle birlikte takım olduk. Gördüğünüz gibi şartlar çok kötü. Bir yandan kahvemiz, bir yandan çayımız. Bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hava turnuva için çok güzel. Durağan, deniz durumu iyi. Balık var, biraz ufaklar ama içinden büyüklerini almaya çalışacağız. Manzara böyle gördüğünüz gibi. Takım arkadaşım ve en büyük güvencem İlker abi. İlker abinin evinde sayısız kupası mevcuttur. Kendisi Türkiye Trap şampiyonudur. Aynı zamanda Surfcasting'de de ilk altın madalyasını geçen ay aldı İzmit'te. İlker abi, ümidim sensin yani. Böyle güzel şeyler bekliyorum. Öyle mi abi? Aynen. Çalıştıracağım beni yani. İkimiz de çalışacağız. Ha, tamam o zaman abi. Bakalım belki bir şeyler yaparız. Hani yanımızda böyle dünya şampiyonu Tunuslu, İtalyan falan var. Hani işte yapalım. Burada arkadaşlar da. Yani. Ama bence iddialıyız. Kesinlikle. Ne eksiğimiz var ki onlardan? Fazlamız var bence abi. Onlar deplasmanda, biz kendi vatanımızdayız. O kadar. Hani bence bir istiklal marşı okuturuz. O balıklar zaten bizi tanımıyor ki. Bence de yani. Benim burada yavruyken saldığım bir sürü balık var. Bir tanesi de gelip bana kupa kazandırır herhalde be abi. Neyse abi, eğlenelim. Gerisi çok önemli değil ama kupa alırsak da güzel olur. Kesinlikle. Derneğimiz adına da güzel olur. Derneğimizden gelen ve Türkiye'yi temsil eden herkese ekstra başarılar.
Yabancı dostlarımız var. Onlar da çok iyi arkadaşlarımız. Hepsi çok iyi insanlar. Onlara da başarılar dileriz. Ama tabii rakip olunca en çok başarı bize gelsin istiyoruz. Hadi abi rast gelsin. Günaydın. Bu sabah otelde uyandık, hazırlandık. Çok zor bir meraya ava gideceğiz valla. Zor bir yolculuk bizi bekliyor ama buna değecek. Bayağı iyi balıklar, çupralar falan olduğu bilgisini aldım. Bakalım, otel odası çok sıcak. Böyle hani buradan şimdi bu soğuğa çıkıp balık tutmak çok zor gelecek. Ama seviyoruz bu işi ya. Her türlü zorluğa katlanıyoruz. Şimdi Mera'ya gidelim birlikte. Yani çok kolay değil ama hani ne yapalım, seviyoruz bu işi ya. Tamam, şimdi bakın, takip edin. Zorlu bir yolculuk. Şu an sayıyorum, hani tahminen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 19, 20, 22. Ya tahminen bir 30 adım civarı gelmek zorundayız zorlu şartlarda. Aracımız burada ve meramız burası arkadaşlar. Şimdi bu merada oltaları kurup avlanmaya başlıyorum. Gelişmeleri size bildireceğim. Hepinize günaydın. Merhaba arkadaşlar. Size bugün avlandığım takımlardan birisini tanıtacağım. Zaman zaman bunları anlatacağım size. Hep birlikte ne kadar verimli olduklarını, hangi meralarda kullanıldıklarını da göreceksiniz. Bu klasik sonsuz gezer takım. Şu elimde gördüğümüz Sisi aparatı denen aparat. Sisil de deniyor galiba telaffuzu olarak, tam bilmiyorum. Bunu makineden gelen ana bedene takıyoruz. Kurşunu bunun geçme klipsine takıyoruz. Buraya bir düğüm atıp araya bir fırdöndü koyuyoruz. Kurşunun şoku bu düğüme binmesin diye araya birkaç tane boncuk koyuyorum ben. Yoksa çok sert atışlarda bu sisil aparatı buradaki düğüme baskı yapıp kopartabiliyor. Sonra bu fır döndünün diğer ucuna böyle gördüğünüz gibi 1,5 metreye yakın bir tane köstek takıyoruz. Onun ucuna ben bu merada tercih olarak 1 numara iğne kullandım. Ve gördüğünüz gibi içinden geçirdim. Ucu açıkta kalacak şekilde, biraz daha şeklini düzelteceğim atmadan önce. Madya taktım. Şimdi gördüğünüz gibi gün doğumunda Yunan adalarına doğru, Ege'nin sularına tahminen güzel balıklar almayı umduğum Limera'ya bu oltayı atacağız. Bakalım sonucu ne olacak, hep birlikte göreceğiz. İlk oltamızı suya attık arkadaşlar. Üzerinde sonsuz gezer 1 numara iğne var. Yem olarak madya takılı. Şimdi ikinci takımı, tabii bu merayı ilk defa geldim. Onun için deniyorum. Hangi takım çalışacak, hangi yemiş yapacak bilmiyorum. Bu klasik iki iğneli dip oltamız.
Gördüğünüz gibi burada bir kurşun var. Kurşunda ekstra bir fırdığında var. İstersem ilerleyen dakikalarda buna bir hırsız iğne bağlayabilirim, köstek. Burada 4 numara iğnelerim var. Burada klasik alışık olduğunuz takımlardan tek farkı, çift yollu şeffaf boncukla bağlıyorum kösteği. Üstüne altına da yapıştırıcıyla birer boncuk atıyorum. Yani burada amaç düğüm atarak bedeni zayıflatmamak ve hani bu kösteğin rahatça dönerek daha avcı bir köstek olmasını sağlamak. Fırdöndü yerine şeffaf boncuk kullanarak da yine takımın daha görünmez ve avcı olmasını sağlıyorum. Bakalım bu merada nasıl iş yapacak. Gördüğünüz gibi takımım bu şekilde. Deneyelim bakalım, bize rast gelsin. Size bir şey anlatmak istiyorum aslında. Hani niye balıkçı olduk ya? Çoğu insan balığa gidiyor. İşte 2 kilo balık tutayım, 3 kilo balık tutayım. Hani eve balık götüreyim, balığı yiyeyim falan vesaire. Ama bu insanlar genelde psikolojisi şu. Balık tuttuklarında çok mutlular, çok keyif alıyorlar. Ama balık tutamadıklarında söylenmeye başlıyorlar, mutsuz oluyorlar. Mera değiştirelim, aman burada da balık yokmuş. Arkadaşlar, balık tutmak öyle bir şey değil. Hani keyif yapmak, doğada olmak, huzur bulmak her şeyden önemli. Bakın şimdi şöyle bir yerdeyim. Hani oltaları attım gördüğünüz gibi burada. Ve hani şu an burada sandalla balığa çıksam muhtemelen onlarca kilo balık yakalama şansım var ve bu imkanım da var. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan huzur. Bakın şu manzara, böyle çayımı yudumluyorum. Bunun keyfi. Hiçbir şeye değişmem. Şu huzuru, şu keyfi. Arada böyle oltanın ucuna baktığında oradaki aksiyonu. Şu an mesela oltama bir balık ufak ufak didikliyor yemi. Hani muhtemelen ufak bir balık. Keyfim yerinde. Baksın, büyük bir balık yakalanana kadar çayımı yudumluyorum. Her şey çok keyifli. Balık da size bunu tavsiye ederim. Denizin, doğanın keyfini çıkarın ya. Balık gelirse nasiptir, kısmettir. Arkadaşlar, az önce size anlattığım gezer, sonsuz gezer takım Yan Madya. İlker abi ve Mustafa abiyle kahvaltı yaparken tuttuğum çupra kilo civarı, kiloya yakın muhtemelen. Yani takım ve yem çalışıyor, haberiniz olsun. Hepinize iyi günler.